Evet güzel ülkemin güzel insanları. Bugünkü konumuz 5. sınıf konularından olan Güzel Ülkem konusu. Hazırsanız başlayabiliriz. Arkadaşlar ülkemiz çok ama çok çeşitli doğal güzelliklere sahiptir. Ayrıca doğal güzelliklerimizin yanında tarih eserler yönünden de oldukça zengindir. Çünkü yaşadığımız tüm bu topraklarda birçok medeniyet yaşamıştır. Selçuklular gibi, Osmanlı Devleti gibi, Roma İmparatorluğu gibi, Hititler gibi, Urartular gibi bu örnekleri artırabiliriz. Birçok devlet ve medeniyet bu bölgede yaşamıştır. Ülkemiz bu yönüyle adeta açık hava müzesi gibidir. Anadolu'nun dört bir tarafında binlerce doğal güzellik ve tarihi eserler bulunmaktadır. Öncelikle doğal varlıklarımız neymiş ona bir bakalım. Arkadaşlar doğal varlıklar dediği oluşumunda insanların etkisi olmadı kendiliğinden oluşmuş unsurlara doğal varlıklar denir. O halde doğal varlık olabilmesi için insanların etkisinin olmaması gerekiyormuş. Tamamen Allah vergisi kendiliğinden oluşmuş güzelliklere doğal varlıklar adı veriliyor. Birkaç tane örnek verelim. Mesela göl, orman, deniz, şelale ya da mağara gibi örnekleri doğal varlıklarımıza örnek verebiliriz. Aşağıdaki resimde doğal güzelliklerimizden biri olan mağarayı örnek verdim. Peki tarih eserler nelermiş? Şimdi de ona bakalım. Geçmişte yaşamış uygarlıkların meydana getirdiği eserlere tarih eserler denir. Doğal güzellikler kendiliğinden oluşuyordu, insanın etkisi yoktu. Tarih eserler ise insan eliyle yapılıyor. Örneğin kaleler ya da medreseler, paralar, türbeler, antiketler... Heykeller, kitabeler, hanlar, hamamlar örnekleri artırabiliriz. Bunlar da tarih eserlere örnek. Şimdi de tarih eserlerimizin maruz kaldığı bazı problemler var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Tarih eserlerimiz kültürel hazinelerimizdir arkadaşlar. O yüzden bizim tarih eserlere karşı bazı sorumluluklarımız vardır. Tarih eserlerimize zarar verenleri uyarmak gibi ve tarihi miraslarımıza sahip çıkmak da bizim en önemli sorumluluklarımızın başında gelir. Dersimizin başında söylediğim gibi Anadolu coğrafyası adeta açık hava müzesi gibi birçok tarih eserimiz var. Ancak bu tarih eserlerimiz günden güne yıpranıyor. Günden güne insanlar tarafından zarar görüyor. Örnek olarak bir kale verdim. Arkadaşlar tarih eserlerimizden birisidir kale. Kale duvarlarına baktığımızda genellikle bu tarz yazılar görüyoruz. İşte Yalnız Romantik gibi, Minik Tuğçe gibi, Pelin Seni Seviyorum, Beni Yıka gibi yazılar ile kirletiliyor tarih eserlerimiz. Arkadaşlar bu sene Galata Kulesi'ne gittim. Yani Galata Kulesi en büyük önemli tarih eserlerimizden biri olmasına karşın her tarafına yazı yazmışlar. Duvarlarında insanlarımızın isimleri vardı. Hatta o an birini duvara yazı yazarken gördüm. Onu uyardım ve pişmiş ee, tavırlar ile bana karşı çıktı. Bizim mutlaka tarih eserlerimize korumamız gerekiyor. Onlara iyi bakmamız gerekiyor. Zarar verenleri de uyarmamız gerekiyor. Bunlar bizim en temel görevlerimizden, sorumluluklarımızdan birisidir. Şimdi de ülkemizde bulunan başlıca tarihi ve doğal varlıklarımızı inceleyelim. Bölge bölge gideceğiz. Öncelikle Marmara bölgesiyle başlayalım. Gençler Marmara bölgesi tarih eserler ve doğal güzellikler bakımından en çok turistin uğradığı bölgelerimizin başında gelir. Her yıl Marmara bölgesine milyonlarca turist ziyarete gelir. Bu şehirlerin başında ise haliyle İstanbul gelmektedir. Peki tarih eserlerimiz ve doğal güzelliklerimiz nelermiş onlara bir bakalım. Galata Kulesi var, Kız Kulesi, Ayasofya Camii, Selimiye Camii, Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı, Çırağan Sarayı, Anadolu ve Rumeli Hisarı bunlar en önemli tarih eserlerimizin başında geliyor. Bakın buraya ismini yazmadığım binlerce tarih eserlerimiz daha var. Aynı zamanda doğal güzelliklerimiz de var. Örneğin Bursa'da bulunan Uludağ gibi, Manyas Kuş Cenneti gibi doğal güzelliklerimizi de örnek verebiliriz. Marmara bölgesindeki tarih eserlerimiz, tarihi ve doğal güzelliklerimiz bu şekildeydi. İkinci bölgemiz ise Ege bölgesi. Arkadaşlar Ege bölgesi de en çok turist getiren bölgelerden birisidir. Özellikle İzmir ve çevresi çok sayıda turiste misafir etmektedir. Bu bölge antik şehirleriyle meşhurdur. Örneğin Efes, Bergama, Millet Antik Kentleri, Apollon ve Artemis tapınaklarına örnek verebiliriz. Resimde de o dönemi temsil eden tapınaklardan bir tanesini örnek olarak gösteriyoruz. Aynı zamanda Denizli'de bulunan Pamukkale Traverterleri ve Fethiye'de bulunan Ölü Denizli'de doğal güzelliklere örnek olarak verebiliriz. Ege bölgesinde batının incisi olan İzmir'i kesinlikle unutmuyoruz. Ege bölgesi bu şekildeydi. Üçüncü bölgemiz ise Akdeniz bölgesi. Akdeniz bölgesi de hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bölgelerimizden birisidir. Tarihi eserlerine Alanya Kalesi ve Aspentos Tiyatrosu'nu örnek verebiliriz. Aynı zamanda burası doğal güzellikler bakımından da zengindir. Burada Karayın Mağarası, Manavgat Şelalesi, Düden Şelalesi, Cennet ve Cehennem obrukları bulunmaktadır. Özellikle sizlere Cennet ve Cehennem obruklarını ziyaret etmenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Akdeniz bölgemizin doğal ve tarihi güzellikleri de bu şekildeydi. Sıradaki bölgemiz ise İç Anadolu Bölgesi. Arkadaşlar İç Anadolu Bölgesi de özellikle Selçuklu Devleti'nin uzun yıllar boyunca burada e, hüküm sürmesinden ötürü birçok tarihi ve doğal güzelliklere sahiptir. Özellikle Konya. Konya çok uzun yıllar Selçuklu Devleti'ne başkentlik yaptı. Ayrıca Osmanlı Devleti de bu bölgede uzun yıllar hüküm sürdüğü için burada da çok fazla tarihi eser bulunmaktadır. Örneğin Konya'da bulunan Mevlana Türbesi ya da Sivas'ta bulunan Gök Medrese ya da Kayseri'de bulunan Hunat Camii ya da Konya'da bulunan Karatay Medresesi'ni örnek olarak verebiliriz. Ayrıca doğal güzelliklerine baktığımızda ise Nevşehir'de Peribacalarını görüyoruz. Türkiye'nin en güzel ve en büyük göllerinden biri olan Tüzgölü'nü ve Kayseri'de bulunan Erciyes Dağı'nı da doğal güzellikler arasında görmekteyiz. İç Anadolu'nun doğal ve tarih güzellikleri de bu şekildeydi. Sıradaki bölgemiz ise özellikle doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Karadeniz bölgesi. Karadeniz bölgesi Anadolu'nun oksijen kaynağıdır. Yeşillikleriyle ön plana çıkmaktadır. Tarihi eserlerine baktığımızda Amasra'da Safranbolu evlerini görmekteyiz. Trabzon'da ise Sümele Manastırı'nı görmekteyiz. Zaten Sümele Manastırı'nı filmlerden tanıyoruz. Ayrıca Safranbolu evlerini de unutmuyoruz. Amasra'da olduğunu Ayrıca gidenleri kendine aşık edecek derecede güzel olan Uzungöl, Ayder Yaylası ve Abant Yedi Gölleri de unutmuyoruz. Buralarda doğal güzelliklere verilebilecek en güzel örnekler bence. Buraları mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Buraları gezerken insanların ciğerleri oksijen ile dolup taşıyor. Adeta oksijen patlaması yaşayacaksınız. Karadeniz bölgesinin tarihi ve doğal güzellikleri de bu şekildeydi. Sıradaki bölgemiz ise Doğu Anadolu bölgesi. Doğu Anadolu bölgesi de hem tarihi hem de doğal güzellikleri açısından zengin bir bölgemizdir. Ermenistan sınırında bulunan kar sınırları içerisindeki Ani Harabeleri önemli bir tarih eserdir. Ağrı'da bulunan İsak Paşa Sarayı da çok önemlidir. Ayrıca Çifte Minareli Medrese de Erzurum'daki önemli tarih eserlerimizden birisidir. Doğal güzellik olarak baktığımızda ise masallara, destanlara konu olan Ağrı Dağı'nı ve efsaneleri ile ünlü olan Van Gölü'nü söyleyebiliriz. Hepimiz Van Gölü canavarı efsanesini mutlaka duymuşuzdur. Türkiye'nin en büyük göllerinden birisidir. Mutlaka burayı da ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Doğu Anadolu bölgemiz de bu şekildeydi. Son bölgemiz ise Güney Doğu Anadolu bölgesi. Güneydoğu Anadolu bölgesi özellikle Artuklar döneminden kalma tarih eserleriyle ön plana çıkmış bir bölgemizdir. UNESCO tarafından koruma altına alınmış Artuklar tarafından yapılmış Malabadi Köprüsü en önemli tarih eserlerinden birisidir. Günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Ayrıca Urfa'da bulunan Balıklı Göl, Mardin ve Haran Evleri, Hasan Keyf en önemli tarih eserlerin başında gelmektedir. Doğal güzellik olarak da Nemrut Dağı'nı örnek verebiliriz. Burada güneşin batışını izlemek oldukça zevkle gitmenizi tavsiye ediyorum. Güneydoğu Anadolu bölgemizde bu şekildeydi arkadaşlar. Böylece bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni derslerimizden, yeni videolarımızdan haberdar olabilmek amacıyla abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.